Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha ifade etmek isterim. Biz dünyanın çeşitli yerlerinde aşırı sağcıların, faşistlerin, Türkiye ve İslam düşmanlarının Cumhurbaşkanımıza karşı ürettiği nefret suçunu ve nefret siyasetini Türkiye'nin içerisinde de son zamanlarda sıkça görmeye başladık. Bu en son gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş adlı kişinin yaptığı şey hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimidir. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük o ifadelerin kullanılması başlı başına bir ahlak yoksunluğu, bir pespayeliktir. Bunun hiçbir şekilde fikir hürriyetiyle, ifade hürriyetiyle bir ilgisi yoktur. Eğer birisi buna fikir hürriyeti ya da ifade hürriyeti diyorsa, milletin evi olan, seçilmiş cumhurbaşkanının millete hizmet mekanı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne birisinin edepsizce ahır demesini meşru gören birisi varsa, ifade hürriyetinden hiçbir şey anlamamıştır. Bu millete hakarettir, milli iradeye hakarettir. Milletin verdiği oylarla seçtiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakarettir. Devlet başkanlığına, devletin başına hakarettir. Dolayısıyla burada iki husus söz konusudur. Birisi Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük olarak asla kabul edilemeyecek bu tecavüzkar yaklaşım, bu ahlaksız yaklaşım, aynı zamanda da milletin ortak iradesini, devletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak ortaya koyulan yaklaşım. Şimdi muhalefet demokrasi için zorunludur. Keşke çok kaliteli muhalefetimiz olsa, çok vizyoner muhalefetimiz olsa, bu demokrasimizin standardını yükseltir. Ama hakaretle muhalefeti birbirine karıştırmak, hakaret edene tavır alındığı zaman muhalifler susturuluyor gibisinden bir yaklaşım ortaya koymak, doğrusunu söylemek gerekirse fikir hürriyetini, ifade hürriyetini istismar etmekten, onu temel unsurlarından boşandırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Her bir vatandaşımızdan istirham ediyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsına, Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak söylenen bu sözleri meşru görenlere şunu sormak lazım. Aynı sözler sizin siyasi liderlerinize söylense, sizin benimsediğiniz partilerin genel merkezlerine söylense, bunu makul kabul eder misiniz? Çalıştığınız kuruma söylense, içinde bulunduğunuz çalışma ortamlarına söylense, bunu kabul eder misiniz? Bu asla kabul edilemeyecek. Kabul edenin gerçekten ifade hürriyetinden herhangi bir şey, ifade hürriyetinden, fikir hürriyetinden hiçbir şey anlamadığını gösteren bir davranıştır. Bugün teşkilatlarımız, vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına dönük bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuş, demokratik haklarını kullanmıştır. Bu zorlu ortamda, kar varken, ulaşımla ilgili sıkıntılar varken, hava bu kadar soğukken, bu demokratik iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. AK Parti bu konularda hukuki ve siyasi olarak mücadelesini en kararlı biçimde sürdürecektir. Hakaret siyasetine de, nefret siyasetine de asla geçit vermeyeceğiz. Ama burada herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu şekilde nefret suçlarının bu kadar kolay işlenebilmesi aslında nefret siyasetinin himayesi yüzünden oluyor. Birileri nefret siyaseti vasıtasıyla bunları himaye etmeseler, bunların arkasına siyasi irade koymasalar, bu olaylar gerçekleştiğinde kınamak yerine siyasi şemsiye oluşturmasalar, aslında bu nefret söylemi daha da gerilemiş olacak. Ama nefret siyaseti, nefret söylemine sponsorluk yaptığı için maalesef bunlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Biz her zaman olduğu gibi bu konularda kararlı bir mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kere daha net bir şekilde beyan ediyoruz.